Genelden silahlar da. Dinlenmeyeleri var falan. Konser Türkiye'de fazla yok. Diğer senelere göre rağbet biraz daha fazla. Sonuçta bir sağlık gereci ayrıca gözlük, aksesuar olarak da kullananlar var. Ayrıca güneşten korunmak için de kullanılan bir medikal çeşidi diyelim. Diğer ürünlere baktığımız zaman her yıl %200-300 ekonomik enflasyondan dolayı artarken emin olun gözlüklerde o kadar büyük bir artış yok. Tabii biraz arttı ama fazla değil. En düşük gözlüğümüz yaklaşık 500 liradan başlıyor. Markasına göre değişiyor. 20 bin, 30 binleri de buluyor. Gözümüzü koruyan göz kapaklarımızın üzerinde bir deri var. Eğer biz güneş gözlüğü kullanmasak o deride kanser oluşabiliyor. Konjonktiva tabakasında kanser oluşabiliyor. Ondan sonra pterijüm dediğimiz gözün içinde büyüyen bir et parçası vardır. Bu pupile yani göz bebeğine doğru ilerliyor. Eğer güneş gözlüğü takmasak güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları bu tür hastalıklara yol açıyor. Erken kataraktın başlamasına yol açıyor. Artı sarı nokta hastalığına yol açıyor. O yüzden mutlaka UV korumalı güneş gözlüklerini takmamız lazım. Ayrıca piyasada satılan gözlükleri almamak lazım. Sizin sağlık danışmanınız gözlükçülerdir. Mutlaka gözlük mağazalarından almanız gerekiyor. Mutlaka iyice araştırması lazım. Güvenli yerlerden alışveriş yapması lazım. Ve çok güvenli sitelerden alışveriş yapmaları gerekiyor. Yaz sezonu açıldığı için Batman gibi güneşi yoğun ve keskin olan bir yerimizde güneş gözlüğü büyük önem taşıyor ister istemez. Bu konuda vatandaşlarımızın doktor kontrolünde veya herhangi bir optisyene danışarak, bir gözlük müessesine danışarak gözlük almalarını öneriyoruz. Yoğun bir talep var. Güneşi keskin olan Batman gibi, Adana gibi, işte İskenderun gibi yerlerde güneş gözlüğü kullanılmasını öneriyoruz. Çok ucuz fiyatlı, uygun fiyatlı ürünleri almalarını tavsiye etmiyorum. Sporta dediğimiz tezgah ya da işte kaba tabirle merdiven altı dediğimiz güneş gözlükleri belli bir kontrole uygun olmadan üretiliyor. Herhangi bir ISO belgesi olmadan, denetim olmadan, bir denetim merkezinden geçmeden üretildiği için bir kalite durumu yok. Işığı kesebilir ama ne kadar düzeyde kesecektir, müşterinin kullanacağı durumu ne kadar iyiye çevirecektir o önemli. Zararı yararından daha fazla. Sıkıntımız bu yönde. Tabii ki gözde kalıcı hasarlara sebep olabiliyorlar, numara artışı olabiliyor, farklı rahatsızlıklara, sarı nokta hastalığı gibi farklı hastalıklara neden olabiliyor, göz bebeğinde büyüme olabiliyor, retinada sıkıntı yaratabiliyor. Bir de yoğun güneşin olduğu Batman gibi bir memlekette bayağı büyük zararlar verebiliyor. Tabii ki ilk anda fark edilmeyebilir ama birkaç sene sonra göz sağlığı açısından büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Vatandaşlara tavsiyemiz bir optik müessesesinden doktor kontrolünde güneş gözlüğü almalarını tavsiye ederim. Çünkü diğer türlü aldıkları güneş gözlükleri bir yıl içerisinde olmasa bile uzun sürede gözlerine bayağı zarar verecektir. Kalıtsal hastalıklara yol açabilir, görme kaybına yol açabilir.